Arkadaşlar tekrar merhaba. Ben Kıvanç Öztükel. İngilizce derslerimizde şimdi diğer kayıtlarımızın bazı ya görmüş olduğumuz derslerin tekrarıyla devam ediyoruz. Şimdi size gösterdiğim bir bölüm vardı. Neydi? The parts of a day. Yani herhangi bir günün a day dikkat edin the day değil a day the day de dersek bugünün veya şu günün her neyse the parts of a day bir günün bölümleri bunları size aktarmıştık tekrar okunuşlarını bir inceleyelim arkadaşlar ilkimiz sabah kelimesi ilk kelimemiz morning morning öğlen noon noon öğleden sonra After afternoon afternoon akşamüstü evening evening evening. Hani G de çok fazla böyle vurgular gibi söylemeyin. Evening. Akşam. Night. Night. Gece yarısı. Midnight. Midnight. Bu gece. Tonight. Tonight. Yarın. Tomorrow. Tomorrow. Dün. Yesterday. Yesterday. Bugün. Today. Today. Şimdi. Şu an. Now. Now. Bunlar neden önemli? Mesela tomorrow Gelecek zamanda bir cümle kuracağımız zaman bize yardımcı olacak bir zaman ee, zamiri arkadaşlar. Peki zamir demişim özür dilerim. Tabii ki zaman zarfı arkadaşlar. Peki yesterday dün. Ha bak demek ki ben bunu geçmiş zamanda kullanacağım değil mi? Dün gittim. Dün e, sarışındım, bugün esmerim. Her neyse. Bunlar da bize çok yardımcı olacak zaman e, için kullanılan kelimelerden arkadaşlar onu size belirteyim. Şimdi birkaç kelime daha verelim sizlere arkadaşlar. Onları da şöyle bir üstünden geçelim. Bakın bazı sıfat kelimeleri bunlar. Bunları ismin önüne getirebilirsiniz, tek başına kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Okunuşları lütfen tekrarlayalım. İlk sıra. Beautiful. Beautiful. Ugly. Ugly. İkinci sıra. Better. Better. Worse. Worse. Üç. Big. Big. Small. Small. Dördüncü sıra. Cheap. Cheap. Expensive. Expensive. Early. Early. late late easy easy difficult difficult free free occupied occupied full full empty empty good good bad bad here here there Der, heavy, heavy, light, light, hat, özür diliyorum, hat, hat, hat dedim çünkü o şapkaya gider. Hat, hat, cold, cold, near, near, far, far, next, next, last, last, old, old. young young old old new new open open close close quick quick slow slow right right wrong wrong Okunuşları lütfen sizlerle tekrarlayın. Anlamları zaten burada gördüğünüz gibi yazıyor. Bunları da şöyle bir kafanızda gezdirin arkadaşlar. Bir diğer grubumuzda mevsimler var. Seasons deriz biz bunlara. Mevsimlerde dört mevsim var biliyorsunuz. Winter, winter, summer, summer, spring, spring, autumn, autumn. Aylara bakalım arkadaşlar. Aylarda months geçer. Months. İlk ayımız Ocak. January. January. February. February. March. March. April. April. May. May. June. June. July. July. August. August. September. September. Oktober, Oktober, November, November, December, December. Aylarda genelde Oktober, November, December sırası biraz karışabiliyor. Ee, bunu bazen ben bile yapıyorum, rahat olun. Ama e, bir şekilde bunları da kafanıza yerleştirin lütfen. İsim olarak bunlar kullanılıyor arkadaşlar. Bazı kelimeler var demiştim, onları da şöyle bir tekrarlayalım. Atmosfer, atmosfer. cloud, cloud, ice, ice, frost, frost. Bu bir birleşik kelimedir. Thunder, storm. Storm fırtına demek aslında tek başına da ama thunder storm dediğimiz zaman ee, şimşekli yıldırımlı bir fırtına düşünebilirsiniz. Sky, gök. Sky, gök veya gökyüzü. Thunder, gök gürültüsü. Sun, güneş. Snow, kar. Wind, rüzgar. Fog, sis lightning 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 şimşek rain yağmur rain yağmur star yıldız star moon moon ay eclipse eclipse tutulma evet relatives'leri görmüştük. Relatives dediğimiz zaman akrabalar demekti. Aynı zamanda relationships diye de geçer. Relationship yani. Bu da ilişki demektir. Yani kimin kimle nasıl ilişkisi var. Baba, oğul, anne, kız gibi. Bakalım şunlarda şimdi kelimelerimize. İlki baba, father, father. Anne, mother, mother. Bunlar da dad, daddy, mom, mommy. Çok daha böyle samimiyet içeren kelimeler. Babacık, Babacım, babişko gibi, mami, anne, anişko gibi, ya kelimelerin yerlerini alır. Kız kardeş, sister, sister, erkek kardeş, brother, brother. Okunuşları zaten karşıda kırmızı ile yazıyor arkadaşlar. Lütfen takip edin. Amca, dayı, enişte anlamına gelen tek bir kelime var, uncle, uncle. Peki, teyze, hala, yenge dediğimiz zaman, aunt, aunt. Şu soru gelir öğrencilerin aklına. Ben bunu nasıl ayıracağım? He is my uncle dedi. Ne yapacağım ben amcası mı dayısı mı eniştesi mi nasıl anlayacağım? Onu genelde bu şekilde zaten ya verdikleri zaman işte şu benim babamın kardeşidir şeklinde verdikleri için çok fazla karmaşaya yol açmıyor. Ama kullandıkları kelime tek arkadaşlar. Grandfather büyük baba grandfather büyük anne grandmother aslında burada dikkat edeceğiniz şey grand dediğimiz büyük anlamını veren kelimeler e, önlerine gelerek büyük baba büyük anne oluyor. kuzen cousin cousin yeğen niece niece koca erkek husband husband karı bayan wife wife oğul son son kız daughter Evet arkadaşlar bu kelimeleri de şöyle kafanızda gezdirin. Telaffuzları iyice bir kafanıza yerleşsin. Derslerimize, tekrar derslerimize tekrar sizlerle beraber devam edeceğiz. Bu videoyu da burada sonlandırıyorum. İyi dersler, iyi çalışmalar.